Pelin, dediğim gibi sen nasıl bir ateşle oynadığının farkında değilsin. Neden çağırdın televizyoncuları buraya? Amacın bizi şahan etmek mi? Benim olanlarla hiç bilgim yok. Emin olun isteseydim daha önce arar çağırırdım. Bulmuşlar işte. Bunda benim suçum ne? Sıla, sen odana git. Olur. Ama daha önce şunu söyleyeyim. Televizyoncuların burada olması sizi üzdüğü kadar beni de üzüyor. İstanbul'daki arkadaşlarımın burada nasıl bir hayat yaşadığımı bilmelerini ben de istemezdim. Şu kızı bir zapturapt altına alamadın oğlum. Hepimizi rezil rüsva ediyor. Aşiretin bir gururu var. Onu bu kızın ayaklarının altında ezdirme. Tamam baba, kızma. Halledeceğim ben bu işi. Nasıl halledeceksin? Gazeteciler evin önüne karargah kurdu. Görmüyor. Sıla'yı uzaklaştıracağım buradan. Bir süre sonra gider zaten gazeteciler. Bak oğlum, kendimden yana bir sıkıntım yok. Ama aşireti biliyorsun. Herkes tetikte. Selim ve karının bir vukuatını bekliyorlar. Silahı yeniden elime aldırma oğlum. Gelinem, sen telefon var. Şimdi olmaz Ayşe. Ama gelinem, hani şu İstanbul'daki arkadaşım vardı ya. Heh, işte o arıyor. Şimdi onunla konuşamayacağımı söyle. Ben müsait olunca arayacağım onu. Zaten ben de öyle dedim gelinem ama dinlemedi. Hemen çağır, acil konuşmam lazım dedi. Boran buradayken nasıl konuşayım Ayşe? Yok yok gelinem. Boran ağamlar salondan çıktı. Kimseler yok. Hazır ben de buradayım. Sen bir konuşuversen ha? Tamam ama sen kapıdan ayrılma. Tamam. Sağ ol kızım. Hayırdır bedel kadın? Nedir bu telaşınız? Hanım ağam, eğer müsaadeniz olursa biz Sıla'mı görmeye geldik. Şimdi müsait değiliz Celil. Sıla'yı sonra görürsünüz. Yukarıda kocasıyla konuşuyor. Tamam ağam. Hanım ağam, o zaman biz bir müsait zamanda gene gelelim. He, olur Bedar, olur. Haydi Celil, gidelim biz. Uğurlar ola. Sağ ol ağam. Ha Celil. Bu arada dışarıdaki akbabalar peşinize düşerse sakın onlarla konuşmayın. Sıla ile Boran hakkında onlara hiçbir şey söylemeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam, anlaşıldı.